Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yaban. Özet. Sakarya Savaşı'ndan sonra Haymana, Mihalıççık, Sivrihisar dolaylarında Garp Cephesi Kumandanlığı emriyle dolaşan Tetkiki Mezalim Heyeti, bir taş kovuğunda sahip belirsiz bir defter bulur. Defteri yazan, 1. Dünya Savaşı sırasında bir kolunu kaybetmiş, memleketini düşman istila edince de eski emireri Mehmet Ali'nin köyüne sığınmış bir yüzbaşıdır. Roman, Yüzbaşı Ahmet Celal'in Haymana Ovası'nın ortasında Porsuk dolaylarındaki bu köyde geçirdiği birkaç yıllık ömrünün hikayesidir. O, 1. Dünya Savaşı'nın bitiminden Sakarya Zaferi'nin kazanılışına kadar burada kalır. Bir paşanın oğlu olan Ahmet Celal, 35 yaşındadır. 1. Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katılmıştır. Savaştan uzak kaldığı için son derece üzgün ve karamsardır. Bu arada İstanbul işgal edilir. Ahmet Celal de Mehmet Ali'nin köyüne gelir. Burası Anadolu yaylasında çorak, çıplak bir bozkır köyüdür. Bu köyde hiç kimse onun kolsuz olduğunun farkına varmaz. Fark edenler de önemsemezler. Halbuki Ahmet Celal kolunu onlar için kaybettiğini bilmelerini ister. Hiç kimse koluna ne olduğunu sormamıştır. Çünkü sakatlık bu köyde hemen herkese mahsus bir haldir. Ahmet Celal ile köylü arasındaki uzaklık ve çatışma buradan başlar. Ahmet Celal'e göre köylü geri ve cahildir. Mehmet Ali'den başkası onunla konuşmaz. Çünkü köylüye göre de o bir yabandır. Köylüler ilk haftalarda Ahmet Celal'i hükümet tarafından gönderilen bir memur zannetmiştir. Hepsinin yüzünde korku ve şüphe vardır. Ahmet Celal'in en basit, en tabii hareketleri onlara tuhaf gelir. O, Mehmet Ali'nin ovaya bakan, iki küçük pencereli, kavak dallarıyla tutturulmuş tavanından kuru dallar sarkan, zemini toprak odasında kalmaktadır. Bütün kaybettiklerini burada bulmaya gelmiş olmasına rağmen hiçbir şey, temiz su bile bulamaz. Mehmet Ali bile köyüne döndüğünün hemen ikinci günü diğer köylülerden biri olmuş ve onlara karışmıştır. Bu, geriye doğru bir gelişmedir. Ahmet Celal, çevre değişmeyince insanın değişemeyeceğini anlar. Savaş buradaki insanların dışında olup bitmektedir. Askere çağrılma korkusu dışında ilgilenmezler savaşla. Milli mücadeleye karşı köylülerin davranışıyla Ahmet Celal'in düşünceleri birbirinin tam zıttıdır. Salih Ağa köyün tek zengin adamıdır. Fakat o derece cimridir ki kışın bile ayağına çorap giymez. Köyde herkes onun emrindedir. Köylülere göre en akıllı adam odur. Ahmet Celal köylünün mütemadiyen soyulduğunu, sağlık namına her şeyden mahrum bulunduğunu, çocukların adeta köpeklerin ağzından lokma kapacak kadar aç olduklarını görür ve üzülür. Ahmet Celal savaşı uzaktan gazete haberlerinden takip etmektedir. Köylülere durumun önemini anlatmak ister. Fakat onlar ağalarına bağlıdırlar ve Ahmet Celal'i dinlemezler. Onu aralarına bile almazlar. Ahmet Celal tek başına kalır. Artık hayatı gökle çatık yer arasında kaybolmuş bu bir avuç bozkır insanı ve basık bir yer olan odası içinde geçmektedir. Kadınlar da kaçar ondan. Genç subay bunalımlar geçirir. Ahmet Celal gezmeye çıktığı bir gün Emine'yi görür ve ona aşık olur. Emine onda bir takım hayaller ve arzular uyandırmıştır. Bu arada Şeyh Yusuf Çık'a gelir. Köylülere okuyup üflemekte, onların müşkillerini çözmekte, karşılığında da ellerinde, avuçlarında ne varsa almaktadır. Ahmet Celal Şeyh ile konuşmaya karar verir. Aralarında çıkan münakaşadan sonra Şeyh köyden kaçar. Mehmet Ali bir süre sonra yeniden askere çağrılır. Ahmet Celal beni de alsalar, ben de gitsem diye geçirir içinden. Süleyman adlı bir adamla iyi anlaşırlar. Süleyman'ın Cennet adında ahlaksız ve geçimsiz bir karısı vardır. Köylünün öfkesini üzerinde toplayan Cennet köyden kovulur. Süleyman onun gidişine çok üzülmüştür. Teselli edecek kimsesi de yoktur.
Süleyman ortalıktan kaybolur. Salih Ağa ile Zeynep Kadın arasında bir arazi anlaşmazlığı çıkar. Oğlunun askere gidişine ağlayamayan kadın, bu toprak parası için günlerce ağlamıştır. Ahmet Celal'in müdahalesine rağmen Salih Ağa toprağı gasp eder. Artık Zeynep Kadın da Ahmet Celal'den şikayetçidir. Ahmet Celal, bu köyde istenmediğini düşündükçe tek çıkar yolun onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek ve davranmak olduğunu anlar. Fakat onlar gibi hissetmek ve düşünmek, işte yapamayacağı şey budur. Ahmet Celal fırsat buldukça Emine'nin köyüne gitmekte, onu görmeye çalışmaktadır. Emine'yi gizliden gizliye seven İsmail de beraberindedir. Fakat her seferinde Emine Celal'den kaçar. Çünkü o Emine'nin gözünde kolu yok bir heriftir. İsmail ile Emine arasındaki yakınlaşmayı fark eder. Kendisini garip, yalnız, yurdun bu ücra köşesine atılmış bir kara nokta olarak görmesine rağmen Emine'yi daha 17 yaşında fakat 70'inde gösteren İsmail'e yakıştıramaz. İsmail'in kendisinden güçlü olduğunu kabul etmez. Bu arada kış hazırlıkları başlamış, Mehmet Ali köye izinli gelmiş, Ahmet Celal ev değiştirmiştir. Yalnızlığını bir deftere başından geçenleri yazmakla gidermeye çalışır. Emine'yi istemek için birkaç kere onun köyüne gider. Fakat cesaret edemez. Sonunda Bekir Çavuş'un karısı kızı ister. Fakat vermezler. Ahmet Celal son ümidini de kaybetmiştir. Bitkin bir haldedir. İntihar etmeyi düşünür. Bir müddet sonra İsmail ile Emine'yi evlendirirler. Bu arada düşman köye yaklaşmaktadır. Önce uçakları görünür. Köye bir takım kağıtlar atarlar. Şunlar yazılıdır. Eskişehir ve Kütahya'yı aldık. Yarın öbür gün buralara kadar geleceğiz. Sakın yurdunuzdan olmayınız. Biz size kötülük etmeye gelmiyoruz. Halife ve padişah bizimle beraberdir. Biz sizi Kemal'in çetelerinden kurtarmak için harp ediyoruz. Köylüler bunlara inanır. Ahmet Celal kandırıldıklarını söyler. Fakat ikna edemez. Uçakların gelişi ve kağıt atmaları birkaç kere daha tekrarlanır. Gelip köylüyü kurtaracaklardır. Nitekim bir müddet sonra da gelirler. Köylü önce evlerine çekilir. Ortalıkta Ahmet Celal dahil hiç kimse yoktur. Önce Ahmet Celal'in evini ararlar. Sonra da zulüm başlar. Köyün imamı ve Salih Ağa düşmana yol göstermektedir. Sabah olunca köyde kadınların bağırışmaları, çocuk hıçkırıkları, köpek ulumalarına karışır. Yunanlılar evleri yakıp yıkmaya başlar. Ahmet Celal defterini göğsüne saklayarak Emine ile birlikte köyü terk eder. Fakat ikisi de yaralanır. Emine'nin yarası ağırdır. Yürüyecek halde değildir. Ahmet Celal defterini Emine'ye teslim ederek bilinmeyen bir geleceğe doğru yürür gider.